Herkese merhabalar, ben Ozan Sihay. Üst üste biliyorum aynı uygulama üzerinden birkaç tane video attım ama sizlerden o kadar çok istek geliyor ki CapCut'la ilgili. Bu arada okunuşu CapCut değil abi, ChapChut, CapCut diyenler de var ama arkadaşlar okunuşu CapCut maalesef. Onu da hatırlatayım çünkü yorumlara sık sık yazıyorsunuz abi yanlış okuyorsun diye. Doğru okuduğumu düşünüyorum ben. Evet, her neyse. Peki ben neden bu kadar çok CapCut yapıyorum? Tamam, sizlerden de istek geliyor ama gerçekten birincisi ücretsiz olması, ikincisi ücretsiz olmasına rağmen bu kadar fazla özellik barındırması bence gerçekten de şu anda cep telefonlarında bulabileceğiniz en iyi video düzenleme uygulaması yapıyor CapCut'ı bu özellikler. Bu videoda ise hareketli neon yazı animasyonu yapacağız sizlerle. Oldukça pratik bir yapımı var CapCut'la. Eminim sizlerin de çok hoşuna gidecektir ve birçok videonuzda artık neon yazılarını kullanacaksınızdır sizlerde. Şimdi isterseniz hareketli neon yazı efektinin yapımına geçelim. Öncelikle ben bir arka plan indireceğim. Bunu da ücretsiz stok görsel sitesi pexels.com'dan indireceğim arkadaşlar. Siyah duvar yazarak bir siyah duvar görseli indirdim. Şöyle gördüğünüz gibi siz istediğiniz herhangi bir koyu zemini kullanabilirsiniz. Koyu zemin üzerinde neon yazı daha iyi duracaktır. Onu da belirteyim. İlla fotoğraf olmasına da gerek yok. Videoda kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben fotoğraf üzerinden yapacağım şimdi. CapCut uygulamasını açıyoruz. Daha sonra yeni proje diyoruz. Eğer sizin yapacağınız çalışma videoysa videoları, fotoğrafsa fotoğraf seçeceksiniz. Şimdi ben fotoğraflar kısmından indirdiğim siyah duvar görselini seçtim. Bunun formatını, boyutunu değiştirmek isterseniz arkadaşlar aşağıdaki menü kısmından formata tıklıyorsunuz. Mesela 9-16 yaparsanız bunu Instagram ve TikTok ya da Snapchat formatına getirmiş olursunuz. İsterseniz yatay da yapabilirsiniz, fark etmez. Şimdi ben dikey formata getiriyorum 9-16'ya ve şu fotoğrafım da tam 9-16'ya gelecek şekilde, yani üstte ve altta siyah kalmayacak şekilde ayarlıyorum. Tabii ki sizin indirdiğiniz fotoğrafın çözünürlüğü farklı olabilir. Ona göre zaten 9-16'da indirmiş olabilirsiniz. Buradan da süresini uzatıyorum arkadaşlar. Mesela 15 saniye yapayım. 15 saniye getirdim. Siz istediğiniz bir süreye getirebilirsiniz. Daha sonra geriye geliyorum ve aşağıdaki menüden metin kısmına geliyorum. Metin kısmında sol altta metin ekle var. Metin ekleye tıklıyorum ve buraya neon olarak hangi yazıyı yazmak istiyorsanız onu yazacaksınız. Ben buraya adımı, soyadımı yazacağım. Çünkü videolarım çok fazla çalınıyor bu ara. Benim de adımı yazmıyorlar. En azından çalsalar bile burada Ozan Sihay görünsün. Şimdi Ozan Sihay yazdım ve boyutlandırıyorum arkadaşlar. Buraya siz metninizi yazacaksınız. Daha sonra metnin süresini de aşağıda katmandan şöyle sürüklüyorum ve arka planla aynı süreye getirdim. 15 saniyeye getirdim. Tekrar en başa aldım. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki menüden efektler kısmını görüyorsunuz. Efektlere tıklıyorum. Burada birçok yazı efekti bulunuyor. Bunlar şöyle farklı farklı efektler. İstediğiniz herhangi birini seçebilirsiniz bu arada ama ben en çok neona benzeyen yazı stillerini göstermek istiyorum. Size şöyle aşağıya doğru kaydırıyorum şimdi. Neon dediğimiz yazılar genelde içi boş yazılar oluyor ve etrafında böyle glow efekti, yani parlak efekti oluyor. Mesela şuradaki yazı oldukça neon efektine benziyor. Bunu seçtim. Şimdi bu hareketsiz bir görsel. Ben buna hareket kazandıracağım. Bunu da nasıl yapacağım arkadaşlar? Aşağıdaki animasyon kısmına geliyorum. Yazı katmanımız seçiliyken buradan döngüye tıklıyorum. Döngünün içerisinde şu rastgele efekti var. Rastgele efektine tıkladım. Burada hızlı ve yavaş olarak değiştirebilirsiniz ayarı. Evet, buradan kendi zevkinize göre animasyon hızını da ayarlıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Neon yazımız işte oluştu. Bu kadar basit arkadaşlar. Siz bunu istediğiniz herhangi bir zeminin üzerine de koyabilirsiniz. En son bir de üzerine neon ses efekti ekleyeceğim. Bu ses efektini de aşağıdaki açıklama kısmına bırakacağım. Oradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Bu ses şimdi CapCut'ta nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim. Sol alttan paylaş butonuna tıklıyorum. Bu tabii ki iPhone'lar için, Android'lerde çok daha basit bunu eklemek. Daha sonra buradaki menüden CapCut seçiyorum ve import audio to CapCut diyorum arkadaşlar ve sesi buraya ekledik. Eğer siz Android bir cihaz kullanıyorsanız zaten şu aşağıda ses kısmındaki menüde galerinizi görebilirsiniz ve oradan da ekleyebilirsiniz. Evet, ses efektimizi de ekledik. Şimdi şöyle bir izleyelim. Bunu daha da süslemek isterseniz CapCut içerisindeki efektlerden de ekleyebilirsiniz. Mesela bu efektler içerisinden de bir tane ekleyeyim. Şöyle partiye gelelim, bakalım neler var. Şu color glitch güzel bozulma efekti. Bunu da şöyle tüm videoya yayalım.
Şimdi okey dedik. Evet, efektimizi de verdik. Peki ben o hazır yazı efektindeki rengi değil de başka bir renk istiyorum derseniz onu da hemen göstereyim arkadaşlar. Tekrar metin kısmına geliyorum. Yazı animasyonun üzerine tıkladım. Buradan stile tıkladım ve aşağıda farklı farklı renkler var gördüğünüz gibi. Buradan istediğiniz herhangi bir rengi de seçebilirsiniz. Yani illa oradaki mavi rengi kullanmanıza gerek yok. Şunu şöyle hatta kırmızı yapalım. Buradan fontları da değiştirebilirsiniz bu arada. Şu fontu da değiştirelim. Artık gerisi tamamen sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi oldukça pratik bir şekilde CapCut uygulamasıyla neon yazı animasyonunu oluşturduk. Eminim sizlerden de oldukça güzel yazı animasyonları gelecektir. Bu yaptığınız animasyonları eğer Instagram'da ya da TikTok'ta paylaşırsanız ikisinde de aynı Ozan Sihay olarak beni etiketleyebilirsiniz. Ben de videolarınıza girip yorum yazabilirim bu sayede. Ayrıca hala YouTube kanalıma abone olmayan varsa da bir tık uzağınızda abone olmak, abone olup bildirim zilini de açarsanız yeni gelecek bu tarz içeriklerden ilk siz haberdar olursunuz. Öyleyse ne diyoruz? Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.